Herkese selam değerli dostlarım. Gönül Dağı yeni bölümde neler olacağına dair analiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Gönül Dağı dizisini çok seviyoruz. Asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin, kanalımıza abone olsun, hep birlikte sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde roketin ikinci kez patlamasıyla geçmişe dair kötü anılarını hatırlayan Cemile'yi zor zamanlar bekliyor olacak. Cemile her güne Veysel'i kaybetme korkusuyla uyuyakaldığında gördüğü kabuslar ile uyanacak. Asuman ile Selma ise Cemile'nin bu zor anlarında onun yanında olmaya devam edecek. Veysel, Cemile'nin psikolojisinin bozulmasından ve tedavi edilemez bir hal almasından çok korkacak. Gederli kasaba halkının ise Taner, Veysel ve Ramazan'dan şikayetçi olup onlara dava açmalarına ne demeli? Ama kasabalı sizce de haklı değil mi arkadaşlar? Bir daha böyle bir patlamanın gerçekleşmesinden ve kendilerine daha da önemlisi çocuklarının başına bir şey gelmesinden korkuyorlar. Taner atölyeyi en başında kasabadan uzak bir yere kurmalıydı. Münir Başkan her ne kadar kasabalıdan sakin kalmalarını istese de kasabalı can güvenliklerinin olmadığını ve maddi manevi tazminat davası açarak amcaoğullarından şikayetçi olacaklarını ve şikayetlerini de asla geri çekmeyeceklerini söylüyorlar. Selami'nin aslında iyi niyetle yaptığı bir şeyin Seyfettin'in başını belaya sokmasının hemen ardından Seyfettin Selami'yi ağır bir şekilde uyaracaktır. Çok şükür ki Mevsim öğretmen Seyfettin'den şikayetçi olmadı da Seyfettin ceza almaktan kurtuldu. Zaten ilerleyen bölümlerde bütün bu yaşananları unutacaktır. Mevsim öğretmen daha isimleri hafızasında tutamayan birini nasıl öğretmen yaptıysalar öğrencilere ne öğretebilecekse bu kadın neyse ki diyeceğim o ki Mevsim ile Selami arasında tüm bu yaşananlar yakında unutulup gidecektir. Mevsim öğretmenin kendisine iltifat etmesini kaldıramayan Seyfettin, eğer aşk itirafında bulunursa kalpten gider demedi demeyin. Reyhan'ın oğlu Furkan ise Hamdi'yi zamanla kabullenecektir. Her ne kadar babası gibi görmese de annesine sahip çıktığı için ona teşekkür edecektir. Hamdi'nin de dediği gibi ona biraz zaman tanımak hem Reyhan'a hem de Furkan'a iyi gelecektir. Reyhan, Furkan'ı kendisinden gizlediği için Hamdi'nin ters şeyler söyleyeceğini düşünse de Hamdi her şeyin çok ani geliştiğini ve söylemeye fırsatının olmamış olabileceğini düşünerek Reyhan'a sitem etmek yerine "Senin çocuğun benim çocuğumdur. Ben hepinize sahip çıkarım." diyerek Reyhan'a olan desteğini gösterecektir analizlerimize sizlerin değerli düşüncelerinizi dile getirerek devam edelim. Kevser demiş ki, hemşire dururken doktor iğne yapmaz ve hemşireler doğu görevi yapmaz, biraz araştırsanız iyi olur demiş. Cemile'nin fenalık geçirip eve getirildiğinde sakinşemesi için Kenan'ın yaptığı iğneden bahsediyor arkadaş. Arkada Elif otururken Kenan, Cemile'ye sakinleştirici iğne yapıyor. Tıp sektöründe var mı öyle bir rajon arkadaşlar? Biri bizi aydınlatabilir mi? Hemşire varken doktor iğne yapamaz diye bir kural var mı, varsa da biz mi bilmiyor. Ayrıca hemşirelerde gerçekten doğu görevi yok mu? Ben buna pek inanamadım çünkü neden doğuda hemşireye ihtiyaç yok mu? Bizleri aydınlatırsanız seviniriz. Bilginizden herkes faydalansın. Hazime alacağın ise, Tanerler kameraya baksa Deli Yasemin'in yaptığı ortaya çıkacaktır. Herkes işine gücüne kaldığı yerden devam eder, deli kız da hapse girer, hepimiz kurtuluruz demiş. Ufuk Sadullah ise, bir şey fark ettim. Acayip kafamda çelişkili. Amca oğulları ağla hırsız girince kameralardan amcaların yaptığını görüyorlar. Ama ağlın önünde rokete kim ne yapmış bilmiyorlar. Acayip bir çelişki olmuş burada demiş. Evet arkadaşlar, sizce kameralara bakmak akıllarına mı gelmedi yoksa ağla kamera taktırmayı akıl eden Taner Bey, koskoca TVR Havacılık ve İnovasyon Merkezi'ne kamera taktırmayı akıl edemedi mi? ne şekilde olacak bilmiyorum ama Yasemin meselesi çok uzamadan kapanır inşallah. Gerçekten sırf onun yüzünden izleyesim gelmiyor diziyi. Ağaççı Hüseyin Adile'nin evinde daha fazla kalmak istemeyecek ve Seyfettin'i kiralık ev meselesi için darlamaya devam edecektir. Ama eğer Seyfettin'in kapkaç olayına istemeden de karıştığı kasabalı tarafından duyulursa, kasabada hiç kimse Seyfettin'e ev vermeyeceğinden Hüseyin Efendi kendi başına ev aramaya çıkacaktır. Ayrıca Seyfettin'i belediyenin anons odasına geçer. Seyfettin mevsim öğretmeni seviyor diye, anons geçerim diye tehdit eden Hüseyin'in ev işi ayarlanmayınca dediğini yapacağını söyleyebiliriz. Yani Seyfettin ile mevsimin aşkının bir şekilde başlaması ve gün yüzüne çıkması gerekiyordu. Seyfettin'in mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Hiçbir şekilde kapkaç olayına karışmayacağını söylemesine rağmen kasabalı Seyfettin'e inanmamakta diretecektir. Ancak Mevsim öğretmen çantasını alıp kaçan kişinin cılız ve çelimsiz biri olduğunu bildiği için her zaman Seyfettin'in yanında yer alacaktır. Hüseyin kiralık ev bulana kadar Adile'nin evinde kalmaya devam edecektir. Bu süreçte kasabalı tarafından kendisine takılmadık lakap kalmayacaktır. Kasabalı'nın Taner Veysel ve Ramazan'ın kasabaya yaptıklarını unutup halen zararlarını kimin karşılayacağını sorgulamaları ise akıl alır gibi değil. Yaptığın iyilik kolay kolay hatırlanmaz ama ufacık bir hatan bir ömür akılda kalır. Hüseyin'in Adile ile sırnaşması ve ona sizden sonra gözüm hiçbir şey görmüyor demesini bir kenara bırakalım. Ramazan'ın ruh halini de mi görmüyorsun bezobor Hüseyin? Garibim perişan oldu. Bir baba olarak bu zor anında Adile ile sırnaşmak yerine oğlunun yanında durman gerekmez mi? Kasabalının oğlunun üstünde baskı kurduğunu ve zararlarının temin edilmesi için sürekli Ramazan'ı rahatsız ettiğini gören Hüseyin, bir süre daha Adile'nin evinde tıkma olarak kalmaya devam edecektir. Şule Yılmaz, mevsim öğretmenin Seyfettin'e her seferinde değişik isimlerle seslenmesi, bize bile gerçek isminin ne olduğunu unutturuyor, adı neydi diye düşünmeye başlıyorum demiş. Gerçekten öyle arkadaşlar, bazen ben bile diyorum doğrusu neydi diye. Ayder fındıklı ise, ama saçma senaryo olmuş, mağarada kalma sahnesi demiş. Çocuk iki gün sonra bulundular diyor, ama Taner sabah uyandığında kayaları çekip dışarı çıktığını söylüyor. Birinin dediğini diğeri tutmuyor, böyle giderse Selma öğretmeni başkası sevecek, öküz Taner demiş. Taner benim kaybedecek neyim var, bir anam var, bir de Alim demişti. İşte o an dedim bitti bu iş, kesin Selma ile evlenemeden ayrılacaklar. Sadiye Yavuz ise, bence her icatlarının böyle sonuçlanması sıkıcı olmaya başladı. Artık yeter hayallerini gerçekleştirsinler, manyak Yasemin'in yalanlarını kaç hafta daha izleyeceğiz demiş. Yani gerçekten hep bir şeyler başardıklarında yere çakılmak zorunda mı oğulları? Artık dizide Yasemin istemiyoruz. Dizide entrika yerine, ülkenin çeşitli yerlerinden, mucitlerden birkaç tanesini, her bölüm atölyede misafir ederek birkaç dakikada olsa icatlarını tanıtmalarına imkan verilebilir. Dizide gerekli olan tek şey ye, yenilik eski şeylerin tekrarlaması gerçekten sıktı. Başka bir izleyicimiz ise her sezon 2-3 ayda bir mağara macerası yaşanıyor. Üç amcaoğlunun kaldıramadığı koskoca kayayı Taner tek başına kaldırdı helal olsun demiş. Üstüne bir de içeri kurt köpek girmesin diye ağaç dallarıyla kapatması yok mu çok iyi değil miydi? Taş düşmesini engellemek istiyorsan ağaç dikeceksin ağaç. Kasabada her şeyi çözdünüz, bir tek şu taş düşme olayını çözüme kavuşturamadınız. Analizimizin sonuna geldik. Yeni analizlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve değerli düşüncelerinize videolarımızda yer verebilmemiz için düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.